Merhaba, iyi günler. 27 Ocak 2024. Evet. Bu gelmiştir. Bu gelmiştir bu. Bu güzel kız bu. Güzel kız. Hadi bakalım. Hadi çamur yapma üstüme. Hadi. Güzel. Hadi biraz dolaş. Aferin. Akıllısın sen. Değerlisin. Oo, senin üstüne köpek yok. Birinci kalite. Aferin. Şimdi dedem rahmetli bir otel almıştı. Basmaneden. 39 bin liraya. Sonra da 41 bin liraya sattı. Karşısında bir yurt vardı. Hamamlı, kızma hamamlı. Güzel, tarihi bir otel. Hala daha günümüzde o otel yıkılmadan duruyor. Ama otelin içi yıkılmış artık. 39 bin lira. Evet. Bir akrabamız var. Cebinde bin lira görülüyor. Soyadı Binlik oluyor. Binlik. Bu olduğumuz yeri babam 5 dönüm 26 bin liraya alıyor. Bunları neden anlatıyorum? Bir yer sattığımız zaman Türkiye insanları olarak, Türkler olarak çanta hesabı para yapıyor. Bir yer satın alacağımız zaman çanta hesabı para yapıyor. Şimdi enflasyonun üzerine değerli akademisyenler, profesörler enflasyonun yetmediği kelimelerle şimdi 5-6 çeşit yeni kelimeler ekliyorlar. Yani bu yetersiz kalıyor artık. Enflasyon kelimesi bile bu paradaki dev gelişmelere, ilerlemelere yetersiz kalıyor. Onun için bizim artık bundan sonra 500 Türk lirası basmamız gerekiyor. Öyle görünüyor. 500. Evet. 500. Bin. Evet, kağıt 1.000 lira. Bu hayatın gerçeği. 5.000 lira. 10.000 lira. 10.000 lira. Artık bunu piyasa istiyor. Gazemir'in eski adı Seydiköy. Meydanı da bu. Çocukluğumuzda giderdik. Buranın en çok kasapları meşhurdu. Gazemir. Tütüncülük yapılan yıllarda. Tütüncülüğü meşhurdu da. Bizim burası da, Sandı'da da tütün var. Yani Sandı'nın tütünü ne kadar meşhursa Gazemir'in de o kadar meşhurdu. Ama kasaba olarak Gazemir'i tercih ederdik o zaman. Cumaosta'da da güzel kasaplar vardı. Buca'da da güzel kasaplar vardı. Evet, bu da meydan. Şöyle. Fotoğraflar dolu. 3 Ekim 2013. Nedim Yaşar Gürsoy. Evet. Şuradan soldan okuyayım yani. Ön söz. Bunu yazan bizim Seydiköylüler. Asan, İsi'in, Medo, Dayko. Dayko vardı. Akordiyon sanatçısı. Halil İbrahim Şenol, Gazemir Belediye Başkanı, Ercan Çokbantik, Arkoloko. Evet, değerli arkadaşlarım, ikisine de saygılar, hürmetler. Bu muazzam bir şey yani. Bunun bir tarafını okuyayım. Ön söz. Künteler, molla isimler, mıstacıklar, koleşler, bizim mübadiller. Göçmenler, Balkanlar, Trakya, Rumeli. Rukiyenine durmaz anlatıyor. Gittikleri yer Karaman. Osmanlı Beyliği, Karaman devleti oluşmasın, Karaman İmparatorluğu oluşmasın diye hem Karamanlıları oradan alıyor hem de o Balkanlara, o Hristiyan devletlere oralara doğru yerleştiriyor. Hem emperyalist olarak büyüsün, gidebildiği yere kadar gitsin, Almanya'ya, İngiltere'ye, Fransa'ya, Portekiz'e, İspanya'ya kadar gidebilir. Başarırsa başarır. Başaramazsa orada işte Zeynep Kıvır anlatıyor. Hasan Efe Balduk anlatıyor. Okan Kahyaoğlu anlatıyor. Ali Beberci anlatıyor. Ali Şener anlatıyor. Hamide Sümer anlatıyor. Tüba Ayberkin anlatıyor. Evet, Pomaklar, Arnavutlar, Boşnaklar, Girit köylüler, Seydi köylü Arnavutlar, Seydi köylü Giritliler. Bizim Seydiköylüler. Seydiköylü üzerine yazmıştım birkaç tane kitapta. Seyitler Kolu.
bizim köy burada da var, Seydalı, Seyitler, Alevi göçü, yani Mavi Ünlere doğru Mekke'den Medine'ye sıkıştırılan insanlar Türklere gidiyor yukarıya. Bu Halil İbrahim Kes, arkadaşım, şair, bana bunu hediye etti. 12 Kasım 2010. Gönül ye de daima genç kal, benzin tecelliden Erguvan'a dönsün Mevlana. Halil İbrahim Kes'in şiiri. Onunla kitap çıkaracağız. Eğer başarı olursunuz. Ah şu avukatlar. Avukatımı istiyorum. Gelir yakında. Ve bu da onlara dedi. Size benim kim olduğumu sorulduğunda ne cevap vereceksiniz? Onlar dediler. Sen bizim varoluşumuzun temelindeki eskatolojik manifestasyon ile açıklanan özbenliğimiz bağlamının ontolojik temelisin. Ve bu da cevap verdi. Ha? Sevgili Nedim, yaşamın boyunca hep gül, sevgilerle. 24.04.2010. Ah şu avukatlar, Önder Limancıoğlu. Teşekkür ediyorum kendisine. Değerli bir kalem, değerli bir halk insanı, değerli bir önder, başarılı bir insan. Çocukluk hatıralarını kendisinden dinledim. Özellikle rahmetli babasını saygı, sevgi ve hürmetle anıyorum. Onu nasıl yetiştirmiş? Cuma günü gidermiş, haftalığı verilmiş patronuna çaktırmadan. Cumartesi günü patronu Önder Limancıoğlu'na verilmiş. Hafta sonu, haftalığını. Hemen Önder Limancıoğlu oradan kendisine bir şeyler alırmış. Çocukluk heyecanı, gençlik heyecanı. Eve de hazırlık için annesine babasına da bir şeyler. Ondan sonra baba kendi parasını oğlunun üstünden döndürür ve oğlunu ticarete hazırlamış. Avukatlığa, yüksek okula, hayata hazırlamış. İşte böyle. Böyle Önder babaları hürmetle, saygıyla anarım. Zeki Ekmen, ipini koparan tay. Bunu geçen gün biraz tekrar okudum ya. 27 Mart 1941'de Siirt'in Pervari ilçesinde doğan Zeki Ekmen ilk ve ortaokulu Şırnak'ta bitirdi. Babası okutmadığından Diyarbakır'da açılan 45 günlük kurstan sonra muvakkat öğretmen olarak İçen'in Silifke ilçesine atandı. 45 günde öğretmen oluyorsun. Geçici öğretmen, sözleşmeli öğretmen. Yani öyle bir öğretmen vardı, bizim Çatalca'ya, Sandı'ya gelirdi bisikletle. Yani bir şeyi, sorunu çözeceksin. İşte eskilerin hayran olduğum özelliği budur. Sorunu çözmek beyinlerde böyle bir şey. Köz, cevher. Er olarak askerliğini yaptığı Sakarya'nın Arifiye kasabasında öğretmen okulunu, Bolu Lisesi'ni de dışarıdan bitirdikten sonra 1971 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne girdi. 1977'de mezun olarak birçok yerde yargıçlık yaptıktan sonra 15 Eylül 1995'te Burdur Ağır Ceza Mahkemesi'nden emekliye ayrıldı. Gençlere lütfen örnek olsun. Hayatı kes lütfen. Örnek olarak buradan kes yapıştır, bir yerlere gönderin, videoyu gönderin, bu fotoğrafı gönderin. Bunlar bizim kahramanlarımız. El alemin hayal kahramanlarına bakacağımız orada çanga çunga. Antalya Barosu dergisinde Yargı Bağımsızlığı ve Yargı Güvencesi, Evrensel Gazetesi'nde Sanat Güneşi Zeki Müren, Adana Güneş Gazetesi'nde Uzunca Burç'a Gidelim adlı makaleleri yayınlandı. İpini Koparan Tay, Zeki Erkmen'in ilk romanı, ayrıca Adalet Kulvarında Bir Kadı adlı öykü kitabının hazırlıkları da sürüyor. Evet. Şu şeydeki kalemdeki nezakete bakalım, yani kaleme, inci gibi. Bunu bana imzaladı. 22.04.2010. Zeki Erkmen'den Aşkı Yeniden Okumak eserinin değerli yazarı Sayın Nedim Yaşar Gürsoy'a aşk, işte bir şey diyor orada, değil ya, ulaşabilir. İnsan, yüce insan, duygulu bir bambo cemiyetimizdeki sevgilerimle filan. Biraz el yazısı olduğu için ben okumakta zorluk çektim. Lütfen siz okuyorsanız bana yardımcı olun.
hafif hafif yağmur başlıyor. Biz de toparlayalım tezgah. Hatıralardan hakikatlara Necdet Karan, elleri öpülecek adam. Dün beni çok duygulandırdı. Yani bugün artık şey yapmadan, içine girmeden dışından okuyayım. Çünkü çok duygulanıyorum ben. Kitabın yazarı Necdet Karan, 1932 yılında Bulgaristan Deli Orman bölgesinde Varatlar köyünde doğdu. Babası Talip Hoca, adı geçen köyün hem baş muallimi hem de imam hatibi idi. 1939'da ana vatana göç edildi. Orada imamlarla öğretmenler aynıydı eski yıllarda. Böyle siyaset işin içine girmemişti Bulgaristan topraklarında. Karan ilk ve ortaokulu Ada Pazarı'nı Sakarya'da, liseyi Diyarbakır'da, üniversiteyi de Ankara'da okudu. Başlangıçta vakıflar memurluğu ile birlikte Kayaş Ortaokulu'nda öğretmenlik yaptı. Vatani askerlik görevini topçu yedek öğretmen ve teğmen olarak tamamladı. 1963 yılında temelli öğretmenliğe geçti. Düzce, Ordu, Kütahya, İmam Hatip liselerinde öğretmen ve idareci olarak çalıştı. 1971'de İzmir Yüksek İslam Enstitüsü'ne müdür olarak atandı. Enstitüde 14 yıl müdür ve İslam tarihi hocası olarak çalıştı. 1986'da Milli Eğitim'den emekli oldu. 1987-1997 yılları arasında İzmir Özel Türk Lisesi'nde bölüm başkanı olarak çalıştı. Yaş haddinden oradan da ayrıldı. Halen Urla'da ikamet etmektedir. Bu kitaptan başka basıma hazır Sir-i Nebi Hazreti Muhammed'in mübarek hayat hikayesi, 2 Hulefai Raşid'in Emevi ve Abbasi devirleri kitapları vardır. Evet. Bütün olay Abbasi ve Emevi dönemlerinde kurgulanmıştır. İslamiyet en büyük Seydiköy'den Gazemir'e. Bu da koleksiyon değerinde bir kitap. Öldükten, çürüyüp gittikten sonra bile unutulmak istemiyorsanız ya okumaya değer bir şeyler yazın ya da yazılmaya değer işler yapın. Benjamin Franklin. Bu aile olarak Engin Ercan Çokbankir. Evet, değerli arkeologlar, tebrik ederim, kutlarım. Bunlar koleksiyon değerinde kitaplar. Artık bunlar yok. Önce onları söyleyeyim yani. Selamünaleyküm, aleykümselam. Onlar yok kitaplar yani. Bulmanızı rica ederim. Bunlar da öyle. Bunlar da bizim akrabalarımız, arkadaşlarımız, önderlerimiz, liderlerimiz. Bunlar da artık. Bunlara hepsi saygıyla anıyorum. Bunlar muazzam insanlar. Bunların çoğunu tanıdım. Çok memnunum. Çok memnunum. Monsieur de Lamartine, bu Lamartine üzerine de bir yazı konuşma yapmıştım. 1830 yılında yazdığı yeni arka seyahatnamede Seydiköy, İzmir'in Saint-Cloud'si veya Faunabasi su gibidir diyor ve şöyle tarif ediyor. Bu köy İzmir'den iki fersah mesafede ormanlarla meşhur dağların eteğinde ve bağlarla bahçeler arasında güzel bir yerdir. Biz Gazemir'le sınırız. Çamurdere'de. Evet yani bu Gazemir Seydiköy'de. Ve çok oradan binlerce anımız var. Teşekkür ediyorum. Saygılar sunuyorum. Bu kitapları bulursanız lütfen alın, edinin ve kendimizi geliştirelim. Şimdi benim de üzerine çalıştığım küçük bir şey var. Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi İlhan Işık. Bu da çok değerli bir başucu kitabı. Şimdi bunun üstüne bazı ufak yazılar yazıyorum. Yani Talat Said Alman, şair, kültür eski bakanı, Necat Birinci, Milli Eğitim Bakanlığı Müsteşarı, Mustafa İsen, Profesör Doktor, Kültür Bakanlığı Müsteşarı, Profesör Doktor Şükrü Haluk Akalın, Türk Dil Kurumu Başkanı, Doktor Necmettin Türünay, TYB Genel Başkanı, Cengiz Bektaş, TYS Genel Başkanı. Yağmur başlıyor da. Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi. Türkiye Yazarlar Ansiklopedisi yıllar süren özverili bir çalışmanın telefon, fax, e-mail ve yüz yüze görüşmelerin zahmetli ve pahalı bir ürünü. Arkadaşım İhsan Işık'ın herkese dikkate alması gereken bu devasa kitabı Türk yazar, düşünür ve şairlerinin yanı sıra din, dil, siyasa alanında da ürün verenlerin yer aldığı
nesnel ve tarafsız bir çalışma aynı zamanda. İçeriye yönelik ufak tefek hatalar düzeltildiğinde bütün bir asrı belgeleyen dev bir eser. Nicelik olarak şimdiden hiçbir ansiklopedinin ulaşamayacağı bir zenginliğe sahip. Tam 3218 şair ve yazarın hayatı, eserleri hakkında kısa da olsa düşünceler ve de 1200 yazarın fotoğrafı. Kendisini kutluyorum. Evet, işte benim arkadaşlarım, değerli kardeşlerim. Hepsi birbirinden değerli. Ömrümü iyi yerlerde geçirdiğimi hissediyorum. Size de başarılar dilerim. Saygılar, hürmetler, hoşça kalın. Yağmur başladı. Hayırlı uğurlu olsun, güzellikler olsun. Teşekkür ederim.